Bursa ve Eskişehir merkezli Coşkun Öz Savunma ve Havacılık geçtiğimiz günlerde Güney Koreli imalatçı Kaiye 26. Suryon helikopter orta gövdesini teslim etti. Böylelikle 2015'te başlayan projede çok önemli bir adım Eskişehir'in plaka numarası 26 ile tescillenmiş oldu. Şimdi bu videomuzda Güney Koreli Suryon helikopterini birlikte tanıyoruz. Ayrıca Coşkun ve savunma ve havacılığa bakıyoruz. Neler üretiliyor, neler yapılıyor? Neden birçok ülke bu tür uçak ve helikopter parçalarını farklı ülkelerde ürettiriyor? Askeri havacılığın son dönemlerdeki yükselen yıldızlarından biri Güney Kore. 1980'li yıllarda havacılık endüstrisine yatırım yapmaya başlayan Güney Kore bugün bu çalışmaların, yatırımların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde de kullanılan KT-1'ler, daha sonrasında K-50 jet motorlu eğitim uçağı derken bugün KFX olarak adlandırılan gelecek nesil savaş uçağı konusunda da Güney Kore çok önemli bir adım attı. Hatta geçtiğimiz haftalarda bu uçak fabrikadan çıkartıldı. Artık yer testleri başlamış durumda. Güney Kore'nin bu gördüğümüz uçak projelerinin yanı sıra biraz helikopterde Türkiye oranla daha yavaş kaldıklarını görüyoruz. Bunun nedeninin başında da Güney Kore'nin kuzey ile olan çatışmalarında sürekli bir helikopter ihtiyacını duyması ve bu helikopterlerin de çok büyük ağırlığının Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kısmının da Avrupa'dan karşılandığını görüyoruz. Aslında Güney Kore ordusunda uzun yıllardır kullanılan UH-1 tipi genel maksat helikopterleri ve MD-500 helikopterlerinin yerine 2000 onlara doğru gelirken yeni bir proje çalışması başladı. Normalde Güney Kore savunma konularında Amerika Birleşik Devleti merkezli şirketlerle çok yakından çalışır ama bu sefer ters bir hareket gerçekleştirdiler. Güney Kore bu genel maksat helikopterinin gerçekleştirilmesi için o dönemki adıyla Eurocopter, şimdiki adıyla Airbus Helikopter'la bir ortaklık imzaladı. Normalde bir helikopter için en kritik konuların başında gövde tasarımı gelmiyor. En kritik konuların başında motordan ana rotor ve kuyruk rotoruna, ana rotor o tepede dönen büyük pervane, kuyruk rotorda da kuyrukta dönen pervane, buralara güç aktarım sistemlerini tasarlamak, genel olarak rotor olarak adlandırılan bu pervanelerin tasarımlarını yapmak büyük önem taşıyor. İşte bu konuda Güney Koreliler kendilerine e, bu sektörün gerçekten çok eski oyuncularından biri olan Avrupalı Airbus helikopterizi aldı ve çalışmalar başladı. Hedef 9 tam teçhizatlı askeri veya normal yolcu olarak 15 koltuk kapasitesine kadar çıkacak orta kapasiteli bir helikopterin dışarıdan gelecek mühendislik ve know-how'ın yerli sistemlerle birleştirilerek üretilmesiydi. Güney Kore motor konusunda da kendini riske atmadı. Bu Black Hawk S-70 Black Hawk serisinde de kullanılan General Electric imalatı T700 motorlarını Amerika'dan aldı ve bu motorları da ülkede lisans altında üretme çalışmalarına başladı. Helikopter tüm bu tasarım çalışmaları bittikten sonra üretimi başladı ve ilk helikopter 2010 yılında gökyüzüyle buluştu. Bunu 3 yıllık test ve sertifikasyon çalışmaları işledi. Arkasından 2013'ten itibaren de KUH-1 Suryon olarak adlandırılan helikopterin Güney Kore ordusuna teslimatı başladı. İlk teslim edilen helikopterler standart donanıma sahip personel veya malzeme naklinde kullanılabilecek modellerdi. Dışarıdan Suryon helikopterine baktığımız zaman hem bizim kara hem de hava kuvvetlerinde kullanılan Eurocopter zamanında tasarlanan AS-532 Cougar'a benzerliği dikkat çekiyor yüksek bir kabini var. Bu kabinin üzerinde iki motor çok dikkatli bir şekilde yer alıyor ve arkasından kalın bir kuyruk bunu izliyor. Sanki Cougar'ın bir önceki modeli Puma'nın hafifletilmiş bir modeli gibi sürüyor yani dış açıdan gözükmekte. Tabii ki havacılıkta mühendislik açısından iki hava aracının birbirine benzemesi pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü gövdede 1 santimlik genişleme veya gövde uzunluğundaki çok kısa bir uzatma bile tamamen hesapları değiştiriyor ve sıfırdan yapılmasına neden oluyor. Suriyan helikopterinin ilk kullanımı Güney Kore ordusu tarafından gerçekleştirildikten sonra helikopterin bir donanma modeli üzerinde Güney Koreliler çalışmaya başladı. Ve ortaya dış yapısı güçlendirilmiş korozyona karşı çünkü gemiye konuşlandırıldığı zaman helikopterler Tuzlu su nedeniyle çok ciddi bir zamanla çeşitli hasarlara neden olabilmekte. Bunların giderilmesi için özel bir gövde tasarımı yapılarak Suriyon helikopterlerin üretimi Güney Kore donanması içinde başlamış oldu. Bu süreç içerisinde özellikle buzlanmayla ilgili bazı şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine Güney Koreli mühendisler bazı helikopterin tasarımında değişikliklere gitti. Hatta helikopterlerden biri Alaska'da çok soğuk test koşullarında test edildi. Helikopterlerden bir başkası ise Amerikan ordusunun e özellikle buzlanma testlerini yaptığı merkeze götürüldü. Burada testler yapıldı ve bu tür sorunları da çözüldü. Tabii ki helikopterler yere çok yakın uçması, hazırlanmamış pistlere inip kalkması, veya ani gelişen özellikle görüşün düşmesiyle birlikte biraz kaza oranları, oluşan kazaların ana nedenleri içerisinde budur. 2018 yılında da Suriyon e, helikopterlerinden biri bir kazada kaybedildi. Ocak 2018'de Kore donanmasında hizmete giren bir helikopter e, aynı yılın Temmuz ayında yüksek vibra vibrasyon yani yüksek sarsıntı e, arızası nedeniyle yere indi. Gerekli bakım işlemleri fabrikadan gelen teknisyenler tarafından tamamlandı ve test uçuşuna çıktıldı. Fakat helikopter yerden havalandıktan yaklaşık 10 metre irtifada ki havalanması üzerine 4-5 saniye geçmişti. Ana rotorlarından bu pervanelerin rotorun pervanelerinden biri ayrıldı ve daha sonra ana rotor tamamen gövdeden ayrılarak düştü. Bu kazada ne yazık ki 5 asker ve teknisyen hayatını kaybetti. Kısa süreliğine Suriyon uçuşları durduruldu ve sonrasında problemler tespit edilerek tüm filo gözden geçirilerek bu arızanın giderilmesi yoluna gidildi. Güney Kore tabi havacılıkla ilgili çok büyük adımlar atıyor. Dediğim gibi KT-1 eğitim uçağı, K-50 jet eğitim uçağı, arkasından kf jet programı ve bir de tabi Suriyon helikopteri var. 10 yılı aşkın süredir de bu helikopterler seri imalat içerisinde. Bu helikopterlerde ana odağı mühendislik, test, arge olduğu için genellikle herhangi bir ülkeye bir satış gerçekleştiği zaman bu helikopterin veya bünyesindeki hava araçlarının parça imalat işlerinde Güney Kore paylaşıyor. Örneğin Türkiye ile yapılan anlaşmada 40 adet KT-1 eğitim uçağı bir kısmı hazır olarak Güney Kore'den teslim edildikten sonra uçakların nihai montaj atları Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde kurulmuştu ve burada monte edilen uçaklar test uçuşlarından sonra kabul işlemine başlamıştı. Bu anlaşmayla birlikte de Türkiye'ye bir offset anlaşması doğrultusunda parça imalat işleri de verilmeye başlamıştı. İşte o parça imalat işlerinden biri bu Suriyan helikopterinin orta gövdesinin üretilmesi. Helikopter gövdesi üretmek uçak gövdelerine göre özellikle de kabin basınçlı gövdelere göre biraz daha kolay. Çünkü helikopterlerin çoğunda kabin basıncı bulunmuyor. Ancak en önemli konu havacılıkta uygun maliyetlerde zamanında teknik sorumsuz parçaların üretilmesi ve gerçekten bu da uzmanlık gerektiren bir iş. Türkiye helikopter gövdesi üretmesi konusunda kendi tasarladığı T625'in yanı sıra Skorsky için Augusto Westland yeni ismiyle Leonardo Helicopters daha öncesinde MD helikopter şirketleri için uzun yıllardır üretim gerçekleştiriliyor. Örneğin AW-139 uçaklarının helikopterlerinin Augusta Westland'ın orta kapasitede gerçekten başarılı helikopterleridir. Çok uzun yıllardır bu helikopterlerin ana gövde imalatları Türkiye'de yapılıyor ve Türkiye'den üretilen helikopter gövdeleri İtalya'daki ana üretim merkezine gidiyor. Burada işte kablolama, üzerlerine işte motorun takılması, genel montaj işlemleri yapılıyor. Bu durum ana fabrika açısından iyi destekçilerden parçalar geldiği zaman sorumsuz bir üretim aşaması da yürütülmüş. Zamanında teslim açısından da çok önemli bir faktör oluşuyor. Türkiye'de tabi bu tür işlerin artmasıyla birlikte TUSAŞ'ın kendi ürünlerine odaklanmasıyla birlikte bu tür işleri de işte Coşkun Öz gibi farklı firmalar gibi şirketlere aktarmaya başlıyor. Ve böylelikle Türkiye'de bir havacılık ekosisteminin oluşturulmasına çok ciddi bir pay oluşturulmuş durumda. Coşkun Öz bu konuda ana ürettiği parçaların başında Suryon helikopterlerin orta gövdeleri geliyor. Ama Anka İnsan Savaracı, Airbus A350'ler veya Hürkuş Uçağı gibi pek çok yerli veya yabancı hava aracına da Coşkunöz savunma ve havacılık parça üreten bir şirket haline gelmiş durumda. Şirket hassas parça imalatı, montaj attı ve entegrasyonla bu konuda dünyadaki farklı farklı imalatçılarla çalışıyor. Umarız Coşkunöz gibi bu konuda faaliyet gösteren şirket sayımız artar çünkü havacılıkta uluslararası parça üretim ee, çalışmalarına katılan şirketler aynı zamanda bu uçak veya helikopter olsun, askeri olsun, sivil olsun bu pazarlarda ana imalatçıların altlarına çok önemli bir destek haline geliyorlar ve bakıyorsunuz anlaşmalar çok uzun maddeler içerisinde gelişiyor. Yarın öbür gün işte e, TUSAŞ T625'ten yurt dışından sipariş aldığı zaman tabii ki bunlarla ilgili çalışmalar için alt yüklenicilere gittiğinde bu şirketler Uzun yıllardır bu işleri yaptığı için çok daha başarıyla, çok daha tecrübeli bir şekilde bu üretim yapılacak. Ve tabii ki üretilen parça kalitesi, maliyet etkinliği açısından da bunlar Türk ürünlerinin yurt dışında tercih edilmesinde de önemli bir faktör olacak. Müzik videomuzda coşkun ve savunma ve havacılığın ürettiği Suryon, Güney Koreli Suryon helikopterlerinin e, orta gövde imalatı hakkında bilgi verdik. Biraz da size helikopteri tanıtmaya çalıştım. Umarım dilim döndüğünce anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Lütfen savunma ve havacılık konusundaki haberleri takip etmek için tolgozbek.com sitemize uğramayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi açın ki video yüklediğimiz zaman size bu bildirimler gelsin. Videolarımızı daha yakından takip edin. Lütfen sorularınızı yorum yazarak bize iletebilirsiniz. İşbirlikleriniz için info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.